Adil Oyun'la karşınızdayız. Adil Oyun'da her hafta olduğu gibi Nebil Evren ve ben Tuba Dural sizlerle beraberiz ve NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen her hafta bizimle. Konuğumuzsa Türk futboluna yine uzun yıllar hizmet etmiş, hizmeti devam etmekte olan bir isim. Beşiktaş altyapısında başladı, siyah beyazlı kulüpte bir efsane oldu. Futbol yorumculuğuyla hizmetine devam etti. Şu sıralarda ise teknik adamlık kariyeri devam ediyor. Önemli bir isim Türk futbolu için, tekrarlamak gerekir. Yetenekleriyle herkesin zihinlerinde yer alıyor. Sergen Yalçın. Sergen Yalçın'ın aslında film gibi bir kariyeri var. İnişler, çıkışlar, manşetler, eleştiriler, sakatlıklar, geri dönüşler. Biz bir film çekemedik ama Sergen Yalçın'ın kariyerini kısaca bir hatırlayalım. Sergen Yalçın, Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli yıldızlardan. Kariyerine Beşiktaş altyapısında başladı. Teknik direktör Gordon Milne tarafından Beşiktaş A takımına alındı. İlk resmi maçını 1 Eylül 1991'de Gençlerbirliği'ne karşı oynadı. 1991-96 yılları arasında başarılı performansıyla dikkat çekti. İki lig şampiyonluğu, iki Cumhurbaşkanlığı kupası ve bir Türkiye kupası şampiyonluğu yaşadı. 96-97 sezonu sonunda Beşiktaş'ta sözleşmesi biten Sergen Yalçın yönetimle anlaşamadı. İstanbulspor'dan gelen teklifi kabul etti ve sarı siyahlı kulübe transfer oldu. Başarılı performansını İstanbulspor'da sürdürdü. İstanbulspor ligi 4. bitirip UEFA Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ancak 1998 yılının Kasım ayında yönetimle sorunlar yaşayan, maaşını alamayan Sergen Yalçın sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bir sonraki durağı Siirt Cetbaspor oldu. Bir dönem Siirt Cetbaspor formasını giyen yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye bedelsiz ve kiralık olarak önerildi. Teknik direktör Joachim Löw'ün onayıyla Fenerbahçe forması giydi. Performansıyla tekrar milli takıma seçildi. Sarı lacivertli takımda bir sezon daha kiralık oynadı. Ancak teknik direktör Rıdvan Dilmen'in istifa etmesiyle göreve gelen Zdenek Zeman'la anlaşamadı. Sözleşmesi Aralık ayında feshedildi. 2000 yılının başında Galatasaray'a kiralandı. Sergen böylece Refik Osmantop, Ali Soy'dan ve Saffet Sancaklı'dan sonra 3 büyüklerde forma giyen 4. futbolcu oldu. Başarılı performansıyla Sarı Kırmızılıların lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanıp tarihi bir başarı yakalarken Sergen Yalçın sezon başında Fenerbahçe formasıyla Avrupa Kupası maçı oynadığı için UEFA Kupası karşılaşmalarında yer almadı. Sezon sonunda kulüple problemler yaşayan yıldız futbolcu takımdan ayrıldı. 2000-2001 sezonunun başında bu kez Trabzonspor'a kiralandı. Dört büyüklerin tümünde forma giyen ilk futbolcu unvanını kazandı. Bir sezonluk Trabzonspor macerasının ardından yeniden Galatasaray'a döndü. Sezon sonunda sarı kırmızılı formayla bir kez daha şampiyonluk yaşadı. 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu Beşiktaş'ın başına geçti. Sergen Yalçın da ilk kulübüne döndü. Beşiktaş'ın 100. yılındaki şampiyonluğunun baş aktörlerinden biriydi. Şampiyonun belirleneceği maçta Galatasaray attığı son dakika golüyle tarihe geçti. 2003-2004 sezonunda Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'deki Chelsea zaferinin de mimarı oldu. Siyah beyazların 2-0 kazandığı maçta gollerde onun imzası vardı. Son sezonunda Türkiye Kupası'nı da kazandı. Ancak teknik direktör Jean Tigana tarafından kulüpten gönderildi. 2006-2007 sezonunda 2. lige yeni yükselen Etimesgut Şekerspor'a transfer oldu. Ahmet Dursun, Ahmet Yıldırım ve Serkan Aykut gibi isimlerle forma giydi. Sezon ortasında kadro dışı bırakıldı. Bir sonraki sezon Eskişehirspor'un yolunu tuttu. Eskişehirspor Süper Lig'e çıkma yolunda ilerlerken yine kadro dışı kaldı ve futbolu bıraktığını açıkladı. Sergen Yalçın Süper Lig'de 347 maçta forma giydi. 105 gol attı. A milli takıma 53 kez seçildi. Teknik direktörlük kariyerine ise Gaziantepspor'da başladı. 2013-2014 sezonunun 19. haftasında kırmızı siyahlıların başına geçen Sergen Yalçın 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi alarak başarılı bir performans ortaya koydu. Ancak kulüpte yaşanan mali sorunlar nedeniyle yeni sezona başlamadı.
2014-2015 sezonunun 14. haftasında bu kez düşme hattındaki Sivasspor'dan teklif aldı. Görevi kabul etti. 20 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alarak kırmızı beyazları ligde tuttu. Ancak bu sezon ilk 9 haftada 6 beraberlik, 3 yenilgi alınca görevini bıraktı. Nebil'in söylediği gibi aslında bir film çekemedik dedi ama Adil Oyun'da izlediğimiz en uzun kariyer bantlarından biri size ait. Hoş geldiniz öncelikle. Zihnim yok da arada. Tabii diğer meziyetlerini soracağız ayrıca. Ya siz de her şeyi söylemişsiniz ama. Kalmadı mı söyleyecek bir şey? Ya bari negatifleri biraz şey yapsaydık. Tabii pozitifler hep kalsa da. Hep oldurdunuz, istifa etti. Arkadaşlar, biz yapmadık. Herkese merhaba. Hocalarımıza ve sevgili öğrenciler, aranızda olmaktan da biz de mutluyuz. Hakikaten de böyle Sergen kardeşimle burada olmaktan ayrıca mutluyuz. Sergen'in 5 hafta antrenörlük yapma nasip oldu. Hala görüşüyoruz tabii. Çok özel bir, çok büyük bir futbolcu, çok özel bir futbolcuydu. Ama hep söylüyorum, çok sporcu benim için değerlidir. Düzgün adamlardır ama hani içi dışı bir derler ya, işte örneği Sergen Yalçın'dır. Biraz sonra hem Tuğba'nın hem Nebil'in sorularının dışında sizlerden de dilediğiniz soruları sorabilirsiniz, bekliyoruz. Tekrar hoş bulduk. Rıdvan Hoca da söyledi. Çalıştığınız bütün teknik adamlar futbol zekanıza, üstün yeteneklerinize vurgu yapıyor. Takım arkadaşlarınız karşılıklı oynadığınız isimler. Peki Sergen Yalçın futbolculuk adına istediği her şeyi yaptı mı? Yoksa daha farklı bir noktada da bırakabilir miydi? Şöyle eklemek istiyorum. Üniversitedeyiz şu anda. Hepinize hayatınızda başarılar dileriz. Sergen Yalçın da çok enteresan yukarıda sohbet ederken şey söyledi. Bir maç varmış Beşiktaş'ta, A takımda oynuyor. Lise son sınıf öğrencisi, üniversite sınavı gününde lig maçı varmış. Oradan başlasın bence. Ya o tabii çok enteresan maç bir hikaye. Maç olmasa şimdi tıp fakültesi falan bitirmişiz zaten. Ders falan verebiliyordum şu anda yani. Tabii belki çoğunuz hatırlamazsınız ama eskiden, çok eski dönemde maçlar öğlen 1'de falan oynanıyordu. Onu herhalde birçoğunuz hatırlamazsınız tahminim. O zamanlarda tabii üniversite sınavları da sabah 9'da mı başlıyor, 8.30'da mı başlıyor? İşte o saatlerde başlıyor benim bildiğim kadarıyla. Biz de maça gideceğiz. Ben dedim sınava girmem lazım. 1'de de maç var. Bana dediler ki sınava git ama yarım saat falan durabilirsin yani en fazla. Yani bir yarım saat dur. Dediler hemen gel. Biz de tamam dedik yani. Gittim sınava. Yarım saat falan durdum. Sonra döndüm. Tabii sonuçlar açıklandığında çok sağlıklı olmadı yani bizim sınav. Öyle ama bir anım oldu çıktı. Yani üniversiteye ilgili. Lig maçına çıktın ama Beşiktaş. Tabii maça çıktık ama üniversiteye giremedik tabii. Peki siz futbolculuk adına soruyu tekrarlarsam, istediğiniz noktada bitirdiğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa bu kadar övgüyü hak eden futbolunuz daha farklı bir noktada bitebilir miydi? Şimdi daha farklı noktanın açılımı yani çok Avrupa'ya yani açılmak daha... ister miydiniz? Mesela... Avrupa'da olmak ister miydiniz? Yo, Avrupa'ya çoğu zaman gidiyordum zaten. Orada bir yani. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi Rıdvan Hoca da çok iyi bilir. Bizim dönemimiz o Avrupa maceralarının biraz bizim yani benim son dönemim Avrupa'ya bizim açılımımızın ilk dönemi gibiydi. Yani ben şimdi 2-3 tane takımla görüştüm Avrupa'da. O zaman bizim bonservis rakamlarımız ya inanılmaz yüksekti. Yani ben İngiltere'ye transferim vardı benim bir takıma. İsmini söylemeyeyim şimdi burada. Söyle yani, yabancı. Şeye transferim vardı. Gordon, hatta Bobby Robson antrenörlük yapıyordu. Gordon Mill'le referans vermişti. Newcastle'da transferim vardı. Biz İtalya'ya gittik, Inter'le görüştük. Almanya'ya gittik. Bayern Münih'le falan da görüştük yani. Bayağı benim görüşmelerim oldu ama o zaman bizim bonservis rakamları çok yüksekti. Yani İngiltere'de falan yani Alpay'da mesela beraber gittik İngiltere'ye. Alpay'da Aston Villa'ya transfer olduğu dönemde beraberdik o zaman. O 9 milyona falan Aston Villa'ya gitti. Yani benim için istenen rakam açık söyleyeyim onun 5-6 katı falandı yani bonservisler. O yüzden benim yurt dışına açılma imkanım olmadı. Aslında olabilirdi. Ama ben pişman mıyım diye sorarsan aslında biraz sonra oraya geldi hocam. Ben pişman değilim. Çünkü biz Avrupa'da
belki çok önemli takımlarda oynayabilirdim yani yetenek olarak ki buna kendim de inanıyorum yani hakikaten oynayabilirdim. Hoca da oynayabilirdi yetenek olarak çok rahat oynardı. Ama ben Türkiye'de kalmayı tercih ettim. Ya yani bilmiyorum neden. Yani belki buradaki hayat bize daha cazip geldi. Ya yani burada olmaktan ben bir de yurt dışında kalmayı çok fazla sevmiyorum. Yani en fazla 3-5 gün kalabiliyorum gittiğim zaman. Çok hemen geri dönmek yani burayı daha çok seviyorum Türkiye'yi. Çok yurt dışında yapamam diye düşündüm. Şu anda o yaşa dönsen büyük kulüplerde oynayabileceğin inanıyorum ben Avrupa'nın en büyük kulüplerinde. Yaş yaşam tabii tecrübe şimdiki olgunluğunla. Ya hocam olgunluktan ziyade şey olsa yani şu anki imkanlar bizim zamanımızda yoktu. Yani senin zamanında hiç yoktu mesela. Bizim zamanımızda da yoktu. Yani imkanlar çok sınırlıydı bizim zamanımızda. İşte bizim zaman bir Hakan Şükür herhalde gitti. Bizim dönemimizde yurt dışında oynayan fazla bir oyuncumuz yoktu zaten. Ama imkanlar sınırlı olduğundan dolayı biz o zaman menajerlik sistemleri falan çok yeni başlamıştı, daha oturmamıştı. Yani biz biraz çağın gerisindeydik diyebilirim o zaman ülke futbolu olarak. O tabii doğal olarak biz de etkiledi yani yurt dışına gitmemizi. Ama ben Türkiye'de oynamaktan bakmayın işte burada işte kadro dışılar falan diyorlar ya. Onlar biraz şey yani nasıl söyleyeyim size o abartma biraz yani o kadro dışılar. Nasıl abartma? Şimdi ben Eskişehir Spor'da kadro dışı kalmadım. Ben kendim bıraktım zaten. Çünkü yani şöyle kendim bıraktım. Zaten sezonun sonu gelmişti. Orada çok gereksiz olaylar olmuştu. Artık biz yaş olarak belli bir yere geldiğimiz zaman bazı olaylar artık kaldıramıyorsun bazı şeyleri, olan şeyleri. Bu da doğal olarak bizi futbolun tamamen dışına itiyor. Hatta erken bile bıraktın dediler bana mesela. Niye bıraktın dediler. Ben dedim artık bazı şeyleri kaldıramıyorsun yaş ileriye gittikten sonra. O yüzden ben kendim bıraktım yani orayı. Ondan sonra öbür şeker spor mevzusu da öyle yani. Ben kendim bıraktım oraları. Çünkü artık futbolun sonuna gelmiştim ve oynamak istemiyordum açıkçası. Çünkü işte futbolun sonuna geldiğimizi biraz da anlıyoruz zaten hocam değil mi? Anlıyoruz yani. Yani artık zevk almamaya başlıyorsun. Artık kampa girdiğin zaman sıkılıyorsun. Çünkü biz oynadığımız dönemde bilmiyorum yani 365 günün yani kaç gün? 300 günü, 250 günden 300 günü kampta geçiyor zaten bizim yani. Takım kampından çık, milli takım kampına gir. Oradan hafta sonu yine dön. Oradan oraya dön. Oradan Şampiyonlar Ligi oyna. Oradan oraya dön. Sürekli kamptayız biz. Bir de ilave, buna ilaveten Sergen çok öz eleştiri yapabilen bir kardeş ki Sergen'in hani tabiri caizse ölüsü son yıllarında her kulüpte oynayacak kapasitede bir oyuncuydu. Bu açıkçası benim için de geçerliydi ancak kendi performansını biliyorsun artık yavaş yavaş. Kobe Bryant'in bırakmadan önceki demecini hatırlayalım. Hani istiyorum ama tam kendi performansını gösteremem diye düşündü. Bir de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor milli takımla oynamış bir oyuncunun sakın da yanlış anlaşılmasın. Anadolu kulüplerinde de oynamış bakın Sergen mesela ama ondan sonra o kulübe faydalı olamayacağını da düşünüyorsun bazen. Ya yani ben en doğrusu bırakayım diye ben de açıkçası mesela Fenerbahçe'den sonra ben 31-32 yaşında futbolu bıraktım. 2-3 yıl daha oynayabilirdim. Belki başka kulüpte oynayabilirdim ama ya zirvede bırakmak en güzeli diye düşündük açıkçası. Ben de Sergen de aynı şeyi söylüyor herhalde. Ben çok zirvede bırakmadım da yani. Yok zirvede bırakmamış olsam bugün hala Türkiye'de Sergen Yalçın işi olmaz yani. Bir tek tercihinde problem olmuş. Bayern Münih yerine Şekerspor'a gitmişsin. Sergen hocam siz kimilerine göre Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncusunuz. Burada sıralamalar değişebilir. Bu göreceli bir şeydir çünkü. Hatta Lucescu şöyle diyor. 40 yıldır ben böyle bir yetenek görmedim diyor. Sizi farklı kılan neydi sahada? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bunu anlattığım zaman biraz egoya girecek iş. Bilmiyorum ama görüntülerle ispatı var o yüzden rahat olun. Ya şöyle ya çok futboldan konuşmayı sevmiyorum. Onu açık söyleyeyim yani. Normal özel hayatımda falan futboldan hiç konuşmam. Futbol oynadığım dönemde de hiç konuşmazdım futboldan. Çünkü çok yani haz almıyorum konuşmaktan. Öyle iyi işler yapıyorduk ki işte hoca da bilir. Sürekli her gittiğimiz yerde futbol açılıp böyle popoflandığın için bu bizde çok iyi bir etki yaratmıyordu yani futbol oynadığımız dönemde. O zaman kendini daha böyle dev aynasında falan görüyorsun. Bu da benim çok hoşuma giden bir şey değil. O yüzden kesinlikle futbolun hep böyle dışında kalmaya çalışıyordum. Seyretmiyordum oynadığım maçları. Futboldan bahsetmiyordum, konuşmuyordum yani futboldan. Hep kendimi böyle belli bir şeyde tutabileyim diye ama şimdi bu soruya cevap verirken mecburen bazı şeyleri söylemek lazım yani. Biraz da ego kısmına girmek lazım. Benim kafa yapım ve buradan ayağa gidiş yani ikisi arasındaki mesafe hemen hemen hiç yok gibi yani. Çünkü
futbol öyle bir oyun ki yani önce kafanda geliştirmen lazım. Ondan sonra uygulamaya geçmem lazım. Yani kafanda geliştirsen bile ayak uygulayamayabilir saha içerisinde. O yüzden ikisini birlikte yapmak gerçekten çok zor bir iş. Karşındaki oyuncudan en az bir saniye önce düşünmen lazım. Çünkü arkan dönük top oluyorsun. Arkanda bir adam var. Kenarda kim var? Senin kenar oyuncuların nerede? Santraforun nerede? Topu aldığın zaman kime vereceksin? Nerede geri alacaksın? Kimin önüne atacaksın? O geçtiği zaman öndüreye gidip golü atabilecek misin? Falan gibi. Bunlar hep sanal alemde yapılan işler. Yani ben küçüklüğümde bunlara çok çalışmıştım. Şöyle çalışmıştım. Hep sanal alemde kendim hayal ederdim. Yani pozisyon üretirdim kafamda. Biraz da aslında sizin işe de gelecek bu. Onu sonra kaleme de alırdım ve kağıt üzerinde onu çizim yapardım yani kendi evimde. Mesela her gün 10 tane gol yazardım, otururdum ve o gollerin pozisyonlarını hep kendim başlatırdım. Sonra finali kendim yapardım. Golü ben atardım yani. Pozisyonu ben başlatırdım ve golü ben atardım. Onların çizimlerini yapardım her gün evde. Şimdi her gün bu çizimleri artık yapa yapa o kadar geliştirdim ki yani beyin olarak kendimi o kadar geliştirdim ki. Baykam oluyor musun ya sen? Yani şimdi maç önü... Hayal etmek yani. Yani bunu da yazmışsın. Evet, ben anlatıyordum. Maç... Ben spikerlik yapıyordum. 12-13 yaşındayken top Rıdvan'da sağa gitti, sola gitti. Ben de hayal ediyordum. Ben ama maç anlatarak yapıyordum. Sen yazarak. Çok enteresan. Yani şöyle oluyor tabii sonuçta. Bunu yapan bir futbolcu yoktur zannetmiyorum hiç zaten. Şimdi öyle bir hayal ediyorsunuz ki böyle oyun içerisinde pozisyonlar zaten kafanızda otomatikman oynuyor zaten. Topu nerede aldın, kim nerede, kime vereceksin, nerede alacaksın, futbolcuların pozisyonları, golü nerede yapacaksın. Yani öyle goller anlatabilirim ki size. Hepsini kağıt üzerinde yazmışımdır böyle attığım gollerin. Yani hepsi çizim şeklinde hazırdır. Hepsi. Bunu da bana yaklaşık işte orta 1'e, orta 2'ye giderken bunu Serpil Hoca öğretmişti bana. Serpil Hoca'da çizim var 5 yaşın altyapısında. Serpil Hoca... İşte bir gün beni çağırdı, dedi ki kalem kağıt al gel dedi. Ben dedim ki hayırdır hocam, kalem kağıdı ne yapacağız yani? Futbol oynamayayım. Sen kalem kağıt al, eve gel dedi bana. Gittim hocanın evine. Hoca bana bunu, sistemi o zaman öğretmeye başladı. Yani her gün dedi 10 tane gol yazacaksın. Hocam çok enteresandır bak, bunu yapan hiç kimse yoktur. Dünyada yoktur belki. 10 tane gol yazacaksın her gün deftere. Ve pozisyonu sen başlatacaksın. Finali sen yapacaksın. Bu golleri her gün 10 tane yazı yazı artık... Öyle o kadar çok yazdım ki gol kalmadı yani kafamda. Hani kafamda bir maçta atılabilecek gol, sürpriz bir gol yok. Friki, penaltısı, korneri, kafa vuruşu, araya koşusu, öbürü kesti, öne koştun, arka direkte vurdun, verdin, aldın, ver kaç yaptın. Hepsini ezbere artık kafamda ürettiğim için artık ben yani biraz da ezber oynuyorsun artık belli bir yere geldikten sonra. Bu da tabii şunu gösteriyor. Yorulmuyorsun yani fazla maçlarda. Ben de şunu gösteriyor. Serpil Hoca, Allah sağlık versin, çok sporcuda emeği vardır. Beşiktaş altyapısının kurucusudur. Bunu herkese söylememiştir. Bu yeteneği ortaokul yıllarında Sergen de gördüğü için gel 10 tane gol yaz diyor. Yoksa yeteneksiz bir oyuncuya desen de yazsan da olmaz yani. O gördüğü için, keşfettiği için seni bence bu dersi vermiş. Ve hayatımda ilk defa böyle bir ders, Ajax futbol okulunu gezdim. Barcelona futbol okullarını gezdim. Ben hayatımda ilk defa böyle bir ders gördüm ve uygulama gördüm ve çok enteresan geldi. Siz daha önce duydunuz mu böyle bir şey? Yani bu ama sana ait bir özelliktir. Bence senin döneminden başka bir altyapı oyuncusuna al şunu günde 10 tane at dememiştir. Atamayacağını biliyordur zaten onu. Herhalde o zaman bu Beşiktaş'ın 100. yılındaki şampiyonluk golü, Sergen hatta şampiyonluk geldi golü de o çizimlerden biri. Çünkü Tümer Metin hep şöyle anlatır. Sergen öyle bir pas verdi ki tekrar ona pas vereceğim şekilde bir pas attı bana. Bana gol attıracak şekilde vermedi der. Ya şöyle söyleyeyim şimdi. Yani Tümer onun kitabında da yazmış mesela. Evet. İşte Sergen pası atınca hayallerim yıkıldı falan demiş de biraz orada tabii abartıyor gibi geldi bana hocam. Ne gibi? Şimdi... sağ kaygan biliyorsunuz devamlı bir soruyorlar. Bir de sağ yana geldi onun. Yani sağ kaygan biraz doğal olarak ben o pası verirken biraz top kenara doğru gitti yani. Gelsiz pası verirken Tümer'e asist yapmak için mi verdiniz yoksa Tümer bana asist yapsın diye mi verdiniz? Yok, Sergen verdikten sonra ben maçın yorumcusuydum. Evet. Galatasaray maçıydı, şampiyon maçıydı. Sergen pası verdikten sonra %100 de parla gitti. Evet. Topsuz i̇şte Tümer de onu söylüyor. Bana pas atarken tekrar pas almak için attı. Çocuk da güzel ya. Doğru yazmış yani ya sen de. Ben zaten geri versin diye verdim. İşte evet. Tamam onu işte. O da. O da onu söylüyor zaten. Kötü bir başka bir şey söylemiyor. Şimdi o maçın çok farklı detayları var.
oyun içerisinde. Yani oyunun tamamında mesela biz çok çok daha üstün oynadık onlara göre. Ve onun öncesinde benim 3-4 tane çok net asistlerim var işte Panku'ya falan. Çok net asistler yaptım ben. Atamadılar. Yani gol olmadı bir türlü. Daha artık kopacaktı maç yani. Ha, çok daha erken kopması lazımdı o maçın ama işte dakika 75'lere falan geldiğinde böyle ben skor tabelasına bakıyorum. Genelde bakıyorum. Ben evvel bitsin de giderim diye tabelada gözüm maç oynarken. O dakikalarda şöyle bir durum oluştu. Tabii uzun zamandır şampiyon olmayan bir Beşiktaş vardı. Yani statta inanılmaz bir sessizlik oldu. Bilmiyorum sen statta mı diyorsun? Yorum yaptım. Yani böyle 75 ile 80 arasında maç oynanıyor ama sanki seyirci yok statta. Ya hiç kimse yok sanki. Bir gerilim var değil mi? Evet, gerilim var da kimse kimse yok statta. Galatasaray biraz gelmeye başladı. Strese girdiler şampiyonluk gidiyor diye şey. Galatasaray da kazanmaya mecburdu. Beraber evet. Beşiktaş'a eriyordu ama Galatasaray kazanmak sonra zorundaydı. Sonra işte 81-82'lere geldiğinde dakika artık bizim seyirci şampiyon olacağımıza inanmaya başladı biraz. Çünkü meşaleler yanmaya başladı, böyle bütün stat ayağa kalkmaya başladı. Ben tabii çok oyunun içinde olmadığım için genelde tribünleri seyrediyorum o aralar. Böyle baktım, dedim ki Allah Allah, seyirci de yavaş yavaş inanmaya başladı yani şampiyonluğa. Çünkü hem de böyle bir katkım olsun dedim. Ha, ben de bir katkım olsun dedim bari 85'le 90 arasında. Öyle benim için tabii yani hayatımın en önemli maçı ne diye sorsanız, ki soracaklardır, ben sormadan muhakkak söyleyeyim. Evet. O Beşiktaş Galatasaray maçı benim hayatımdaki en önemli maçtır. Yani birinci sıradadır o maç. Yani belki 500 tane maç oynamışımdır ama o maç yani hem atmosfer açısından hem tarihi gol açısından hem 100. yıldaki şampiyonluk açısından falan böyle inanılmaz bir gece oldu o gece yani. Yani o geceyi ya tarifi yok. Yani anlatılacak bir gece değildi bizim için yani. O an, o 90 dakikalık bölüm çok anlatılacak bir gece değildi yani. Yaşamak lazımdı onu ve bana nasip olduğu için de gerçekten çok mutluyum. Çünkü ya bundan 200 sene sonra bile 100. yıldaki atılan şampiyonluk golünün benim tarafından atıldığı herkes tarafından çok net bir şekilde bilinecek. Bu da yani benim futbol hayatımın en önemli olayı diyebilirim. Dört büyüklerde oynayan nadir oyunculardı aslında. İki. Bir veya iki. Burak Yılmaz bir de. Burak sonra Yılmaz bir. Evet. Tabii ki bütün imajım doğal olarak Beşiktaş. Beşiktaş senin için çok farklı değil mi? Evet. Ya şöyle, ben tahmin ediyorum 11 yaşında falan başladım Beşiktaş'ta. Yani ben Şeref Stadı'nda başladım ilk. Şeref Stadı'nı belki hatırlamazsınız yani çoğunuz, bilmiyorum. Şeref Stadı'nda başladın mı? Tabii, Şeref Stadı'nda başladım ben. Hatta geçen gün Kemal Sunal'ın bir filmini seyrettim. Gol Kralı diye bir filmi vardı da. Evet. Orada gördüm Şeref Stadı'nı ilk böyle. Biliyor musunuz o filmi? Bilmiyorum, evet, belki evet. Seyreden vardır. Gol Kralı diye bir film var. Orada Şeref Stadı'nı falan görsünce böyle bir duygulandım seyrederken. Çünkü ben de orada başladım yani. 3-5 ay ondan sonra biz Fulya'ya geçtik. Bütün altyapı olarak. 11 yaşından başladım. Yaklaşık yani bunun genç takımı, 14-16'sı, yıldız takımı, ne bileyim PAF takımı, amatör takımı. Yani bayağı bir oynadık yani altyapıda. O zaman sahalar topraktı tabii. Şimdiki gibi çok güzel bir şey yoktu böyle. Çim sahalar yoktu. Hatta şu yan taraflarımız, hocanın da olmuştur kesin, şu yanlarımız zımpara gibi olurdu düşmekten. Pantolon giyemezdik, şu yanlar yapışırdı böyle şuralarımıza. Hiç unutmam onu. Doğru. O çok kötü bir şeydi yani bizim için. Yapışırdıktan sonra açmak daha kötüydü. Ya bir de oraya su mu neler dökerdik orayı açmak için işte şu yan tarafları. Yalnız bu ya milattan önce gibi konuşuyoruz. Ya dur sen de. Bitmedik yani daha dur. Ya tabii o kadar yaşlanmadık. Bu arada bunları anlatırken hocayla da bir yanımız var, onu hoca anlatsın. Hocayı, şimdi ben Fenerbahçe'ye antrenör oldu. Fenerbahçe'ye bir anda teknik adam oldum. O zamanlar tabii çok yüksek transfer ücretleri yok. Transfer yapılamıyor. Ben ama Sergen'i çok istiyorum dedim Başkan Aziz Bey'e. Alpay'la birlikte. Siz Jetba'daydı o zaman. Siirt var mıydı burada? Vardı. Ya alalım muhakkak alalım falan. Neyse kiralık alabildik o zaman hatırladığım kadarıyla. Geldim Sergen dedim, bak sen benim hem oyuncumsun, hiçbir saygısını Allah'a var görmedim. Hiçbir gün hayatım boyunca görmedim. Ya tam antrenörle başladım. Dedim ki bak Sergen, senin yerin bende farklı. Ben kefil oldum sana. Allah aşkına ne yap? Her antrenmana çık ve gecikme dedim. Geç kalma. Bir de duyuyorum ben Sergen fulle de oturuyor üstte. Antrenmana yarım saat geç kalıyormuş. Feyyaz da öyleymiş bildiğim kadarıyla bizim. Feyyaz'a hatta antrenörler takımı götürüp evden çağırıyorlarmış alkışlayıp falan. Hocam sen merak etme dedi bana. Ya dakika bir, gol bir, ilk gün geç kaldı antrenmana. Ya ne yaptın dedim, ya daha dün konuştuk falan. Ama Allah'a var, ondan sonra ben zaten 5 hafta görev aldım. Hiçbir antrenmanını müthiş çalıştı.
5 maçın 4'ünde istatistiklere bakabilirsiniz o yıllara 99-2000 yılıydı. 99-2000. 4'ünde 5 yıldızlık oynadı. Çok iyi top oynadı. Bir tanesinde ortalama maç oynamıştı. Zaten ben 5. hafta ayrılmıştım. O yüzden hiçbir o enteresan anının dışında. Bence bir de şey anlatsın geç kalma konusunda. İstanbulspor'da sabah 10'daki antrenmanı bir anlat da arkadaşlara. Şimdi biraz öz eleştiri yapacak olursak tabii teknoloji, bilim, zemin, sakatlıktan sonra sahaya dönüş süreleri çok farklıydı. Ben omzum kırıldı, 4 ay oynayamadım. Çünkü açık ameliyat oluyordu. Şimdi teknoloji, tıp çok ileride. Akademik bilgiler var. Çok çabuk dönebiliyorsunuz. Ama Sergen için de geçerli. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerinden bir tanesidir. Ama profesyonellik anlayışı daha farklı olmuş olsaydı iddia ediyorum dünyanın her kulübünde oynayabilecek kapasiteydi. Ya bir İstanbulspor hikayesini anlatırsa... Hocam ben zaten benim bilmiyorum programları seyredenler veya konuşmalarımı dinleyenler bilirler. Ya ben zaten hiçbir inkar eden bir oyuncu hiçbir zaman olmadım yani. Mesela profesyonellik anlamında ben profesyonel futbolcu değildim. Evet. Çok profesyonel futbolcu değildim. Neden değildin diye soruyorlar. İhtiyacım yoktu. Neden? Ya ihtiyacım ya profesyonel olmaya ihtiyacım yoktu. Hobim çünkü, miydi yani? Hayır şöyle yoktu. Çünkü yani diğer oyuncuların her gün çok çalışıp yapabileceği şeyleri ben hiç çalışmadan yapabiliyordum zaten. Ama işte bu işte böyle düşündüğü için yani, zaten. Yani çalışmış olsa. Böyle cevaplara ki... hocam ben böyle cevaplar vermeyi sevmiyorum ama şimdi bir şey anlatırken de yani en azından izleyicinin anlaması açısından açıklama yapmak lazım. Ya ben profesyonel oyuncu değildim ama her antrenmana çıkardım. Hoca da bilir. Her antrenmana çıkardım ben. Bana derlerdi ki işte sen antrenman yapmıyorsun. Ve her antrenmana çıkıyordum. Ama insanların bilmediği şeyler var. Ben haftada 3 tane maç oynuyorum. Zaten 3 günüm maç da geçiyor. Öbür 2 gün zaten antrenman yapmama gerek yok. Zaten maç kondisyonum var çok fazlaca. Zaten bir oynadığım takımlarda her zaman astroloji pozisyonunda oynayan oyuncu bendim. Her zaman en ağır darbeleri alan oyuncu bendim. En ağır tekmeleri yiyen oyuncu bendim. İşte 3-4 tane ameliyat geçirdim. Sürekli sakatlıklar geçirdim. Yani çok toplu oynadığınız zaman yani darbe almaman mümkün değil çok toplu. Hele biz zaten oynadığımız oyun kuralları başta, daha sert o zaman. Hoca da bilir yani. Adam markajı oynuyoruz zaten. Yani benim 90 dakika arkamda bir adam var zaten. Ben de ömrüm boyunca futbol kariyerim boyunca adam adam oynadılar benimle. Senle de aynı şekilde. Rakip antrenörler yani, tuvalete de gitse git diyorlardı. Yani hep adam adam oynuyorduk biz. Bir de onunla ilgili de bir anı var onu anlatayım. Bir gün bir maç oynuyoruz İnönü'de yine. Ya koşuyorum, pas istiyorum atmıyorlar. Bu tarafa koşuyorum atmıyorlar. Bu tarafa koşuyorum atmıyorlar. En son dedim ki ya niye atmıyorsun kardeşim dedim yani kim oynuyor hatırlamıyorum dedi ki. Ya dedi ki arkanda sürekli bir adam var dedi. Ya 15 senedir arkamda zaten onlar dedim yani sen at. Şey anlatacağım yani nadir idmana çıkmadığı günlerden bir tanesi İstanbulspor anlatsana sabah 10'daki antrenmanı. Ya hocam o çok oyunculara şey olur yani anlatayım da şimdi herkes diyecek bu futbolcular açısından çok iyi olmaz mı? Futbolcular şey bunu bir hata olarak görsünler tabii ki. Ben genelde zaten şey verirken mesela kendi oyuncularımı da anlatırken hep derim ki yani benim yaptığımı yapma, benim söylediğimi yap. Orada başarılı olma ihtimalin çok daha yüksek. Yani benim yaptığımı yapma, dediğimi yap. Ama bizim zamanımızda hoca da hocanın zamanı da öyleydi. Yani futbol çok profesyonel değildi o zaman hocam. Ben de bir örnek anlatayım. Çok profesyonel değildi yani. Ben inanın 1980'lerde çok uzak uzun yıllar değil. Sizin için tabii uzun yıllardır ama bizim için çok uzun yıllar değil. Ben İnönü stadında Sarıyer'de oynuyordum. Köfte ekmek yiyordum. Arkadaşımla maça gittik. Kadroda yoktum ben. Orada yönetici gördü. Ya sen dedi hem de ekmek arası, köfte, soğan falan götürüyorum tribünde. Lisansım burada gel oyna dediler. Hakikaten mi dedim geleyim dedim. İkinci yarı oyuna girdim. İki tane bile gol attım bir de. Şimdi bu tabii 80'lerden bahsediyorum. 90'larda da Sergen işte bir antrenmana çıkarken bir hikayesi var. Anlatsın istedim. Doğru mu anlatacağız? Evet. Doğru söylüyor. Ya Rıdvan Hoca dördüncü kez talep ediyor senden. Sevgili sporcular siz bize bakmayın yani. Şimdi ben bir gün sabah 10'daydı antrenmanlar o zaman. Bir gün antrenmana uyumadan gelmişim. Nasıl olduysa bilmiyorum. Uyumamışım yani o gece. Sabah 10'da falan antrenman var. Ben de saat 9'da şöyle masaj masasına bir yattım. Hani bir saat bir masaj olayım ki antrenmana kadar vakit geçsin bari. En azından bir yarım saat köşeye kadar uyuyayım dedim masaj masasında masaj olurken falan. Neyse ben masaj olurken uyumuşum herhalde. Bilmiyorum hatırlamıyorum ondan sonrasını. Ya gözümü bir açtım. Her yer kapkaranlık.
Ben diyorum ki kendi kendime, ulan öldüm mü ben acaba diyorum, ne oldu bana diyorum böyle. Bir baktım, masaj masasının üzerinde yatıyorum, üzerimi havluyla örtmüşler, ayağımda kramponlar. Akşam saat 9 mu 8 mi kaç olmuş bilmiyorum. Kalktım, hemen doktoru aradım, dedim ya arkadaş ne oldu bana falan filan. Doktor dedi ki ya öyle güzel uyuyordun ki kaldırmadık dedi. Evet, şimdi öğrencilerimizden gelecek sorularla devam edelim. Elinde mikrofonu olan öğrencimiz lütfen hemen kendini tanıtıp sorusunu sorabilir. Buyurun. Ben spor yöneticisi öğrencisiyim okulda. Benim sorum şu. Profesyonel spor kulüplerinde ve spor federasyonlarında zengin iş adamlarının spor yöneticiliği yapması yerine orada bizlerin spor yöneticiliği yapması Türkiye şartlarında bir gün bize nasip olur mu? Özellikle herkesin şikayeti aynı. Bizler eski sporcular futboldan gelenler yönetsin derler sürekli. Bence bunun bir zorunluluğu yok. Tabii avantajlar olacaktır ama başkanlık için, yönetici için illa ki futboldan olmana gerek yok. Veya bunun okulunu okumana da gerek olmayabilir. Ancak yöneticileri muhakkak sizlerden ve bizlerden de faydalanmaları lazım. Bugün Hırvatistan Milli Takımı'nın Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun başkanı biliyorsunuz Şuger. Bir sürü önemli oyuncular başkanlık yapıyorlar ama mutlaka kadrolarında ekonomisti de var, akademisyeni de var. Fakat bugünkü federasyonumuza baktığımız zaman ne eski sporcuyu görebilirsiniz ne de sizin aldığınız eğitimi almış insanları görebiliyorsunuz. Dolayısıyla da günlerdir, haftalardır veya yıllardır federasyonların aldığı kararlar hep tartışılır aslında. Bugün de tartışılıyor, dün de tartışılıyor, daha önce de tartışılıyor. Dolayısıyla hem yönetici olacak, hem iş adamı olacak, hem sizin gibi akademisyen, bu işin eğitimini almış olan arkadaşlarımız olacak, hem de eski futboldan gelen insanlar olacak. Tekniğe vurduğumuz zaman bunu, ben hep anlatırım. Avrupa şampiyon olmuş Galatasaray, 4 sene şampiyon olmuştu. Bir tane akademik yardımcısı yoktu Fatih Hoca'nın. Müfit Hoca vardı, Bülent Hoca vardı, Eser Hoca falan vardı. Ama hoca gördü ki dünyada akademik, akademiden de faydalanmam gerekiyor diye. Ki Sergen Hoca'nın da belki Türkiye'de en uzak düşünen insanlardan bir tanesi. Sergen Hoca da şimdi antrenörüne analizcisiyle gidiyor. Değil mi? Kondisyoneriyle gidiyor. Akademik çocukları arkadaşlarımız da kullanıyorlar. Dolayısıyla sizin de önünüz açık olarak görüyorum. Bu sahaya indi. Saha dışına da sizlerin de gelmesi lazım. Ama Türkiye'deki konjektür şu anda maalesef yöneticilik anlamında o kadar şanslı değilsiniz. Spor akademisi okuyan, antrenörlük okuyan arkadaşlarımızın biraz daha şanslı doğdu. Dünya buraya doğru döndü. Fakat biz ülke olarak yönetici kısmında sizlere yönelmemiz gerektiği halde maalesef dönmüş durumda değil. Bu tabii tüzükten, genel kurul yapılarından kaynaklanıyor. Ucu uzakta gözüküyor mu? Açıkçası onu da çok üzülerek söyleyeyim, pek görmüyorum. Çünkü biliyorsunuz federasyon başkanlığı seçimleri belli bir tüzüğe bağlı. Kulüp başkanlığı seçimleri belli bir tüzüğe bağlı. Dolayısıyla keşke sizler gibi bu işin akademisini, eğitimini almış arkadaşlarımız olsa. Mesela Sergen Hoca, siz Sivas'a gittiğiniz zaman değil mi? Analizcin de vardı senin. Rakip analizini yapan. Tabii tabii. Yani gözlemi yeterlidir, olabilir. Yani şimdi ben teknik direktörlük yaptığım dönem için söyleyeyim. Analizim var, kondisyonerim var. İki tane, üç tane yardımcı hocam var. Çünkü ben yani her şeyle ben uğraşamam. Ben rakip takım analiziyle uğraşamam hocam yani. Ben yani her işi yapan ayrı bir adam var ekipte. Ben hepsinin başında duran adamım yani. Ben daha çok işin taktik, teknik kısmıyla ilgilenen adam oluyorum daha doğrusu. Çünkü herkesin ayrı bölümleri ayırmışız. Herkes kendi işini yapıyor. Yani neye ihtiyacımız varsa, analize mi ihtiyacımız var? O geliyor. Ne antrenmanı yapacağız? Dayanıklılık mı, kondisyon mu? O zaman kondisyoner geliyor, o program çıkartıyor. Ben bakıyorum, kontrol ediyorum. Uygun diyorum. Şunu çıkar, bunu çıkar. Şunu sok diyorum. En fazla o kadar. Yani
herkesin işine de ayrıyetten karışamıyoruz yani. Şimdi bu saha içinden bahsediyor. Bu bir yeniliktir ve doğrudur. Sizlerin de yönetici olarak da faydalanılması gerektiğine %100 inanıyorum. %100 inanıyorum. Bu günler şu anda çok kısa gözükmüyor. Ama inşallah hangi kulüp veya Fatih Terim bu federasyon futbol direktörü olarak bu tür arkadaşlardan faydalanırsa bence kulüpler de bu vizyonun üzerinden devam ederler. Ama şu an Türkiye'de çok bence ihtiyaç var. Yani hep teknik direktörlükten bahsediyoruz. Tabii belli isimler teknik direktörlük yapıyor ama o kadronun içinde gerçekten akademisyenlere çok ihtiyaç var. Çünkü ya bizim bilmediğimiz bir sürü konu var yani mesela. Ben analiz konusu mesela, ben hiç analizden anlamam mesela. Anlamam derken yani takımı görürsem tabii ki seyrediyorum, bakıyorum. Kimin ne olduğunu görüyorum ama. O belge oluyor size. Ya onun önümüze öyle bir belgeler, öyle bir şeyler çıkartıyorlar ki istatistikler mesela. İşte şurada şuna dikkat edelim, burada buna dikkat edelim. Belki biz onları göremeyebiliriz yani. Muhtemelen de göremeyiz çünkü o kadar dikkatli seyretmiyoruz ama. Mesela o analizciler onları işi olduğu için bizden çok daha iyi arkadaşımız görüyor. Arkadaşımız daha fazla saat işte yöneticilik kısmını söylediği için söylüyorum. Mesela kararlar alıyor federasyonlar veya kulüpler. Ama bunu bilene sormak lazım. Orada 3 kişinin alacağı karar olmamalı. Bu tür arkadaşlarımız eğitimini görmüş insanlardan hem sosyal olarak da hem de gerçek, real anlamda daha sağlıklı bilgiler alınabilir. Siz eğitimini mi görüyorsunuz burada bunun? Spor yönetimi. İşte spor yönetiminden gelen spor. Mesela Türkiye'de çok yakın bir tarihe kadar spor hukuku bile yoktu. Değil mi? Efendim? Yeni başladı ama bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla spor hukukunu bilen veya spor yöneticisini bilenlere ihtiyaç var aslında. Bunlar karşılanmadığı için zaten Türk futbolda çok hızlı şekilde ilerleme kaydetmiyor. Bakın tesisleşme, eskiden tesis yok deniyordu. Var şimdi. Statlar da güzel, antrenman tesisleri de, altyapı tesisleri de güzel. Ama problem insan kaynaklarında. Aslında insan kaynakları aramızda var. Burada var. Biz eski futbolculardan şanslıyız. Bir şansımız, hak ettiğimiz bir şans var. Defalarca milli olmuş, defalarca milli olmuşuz. Ama zaten bizi şans veriyorlar. Ama bize de, yönetime de yardımcı olacak insanlar sizlersiniz. Sizlere yardımcı olacak olanlar da şu anda ülkeyi ve federasyonları veya bakanlıkları yöneten insanlar. Devam edelim sorularla. Evet, buyurun. Sergen Hocam olacak. Beşiktaş'ın son iki sezondur bu son haftalara yaklaştığımızda performansının düştüğünü görüyoruz. Sebebini ne? Son iki sezona baktığımızda gerçekten Beşiktaş'ın son haftalarda şampiyonluğun dışında kaldığını görüyoruz. Yani son haftalardaki kötü sonuçlar. Ancak ben geçen sezon ve bu sezon arasında çok ciddi fark olduğunu düşünüyorum şu açıdan. Bilmiyorum katılacak mısınız benim düşünceme ama ben geçen sezon şampiyonluğu Bilic'in kaybettirdiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü bugün Türkiye'de oyuncu kapasitesine baktığımızda, bilmiyorum hoca katılacak mı? Ben haftada 3 tane maç oynayacak bir şey görmüyorum oyuncularda. Yani bizim oyuncular şu anda alışık değil haftada 3 maç oynamıyor. Bilmiyorum. Ya bence alışık değil. Oynayamazlar yani 3 tane maç. 3. maça en az 8 oyuncunun ömrü yetmez yani bir defa. Ama sen oynamaktan yansın değil mi? Ya ben oynamaktan yanayım ama oynamadığım için. Avrupalı oyuncu oynuyor zaten bunu. Alışık o. Atıyorum İspanya'da 60 tane maç oynuyor adamlar sezonda. Ama bizim oyuncumuz bunu... Ya işte oralarda ya. Bizim oyuncumuz buna alışık değil. Bizim oyuncumuz oynamıyor. Geçen sezon Liverpool maçını hatırlarsanız Beşiktaş-Liverpool maçını. Beşiktaş-Liverpool maçında havluyu attı. Ondan sonra ki maçı hemen sana söyleyeyim Balıkesir'le 2-2 berabere kaldı. Şimdi Beşiktaş Balıkesir'le 2-2 berabere kalacak bir kadroya sahip değil ki küme düşmüş Balıkesir'le 2-2 kaldı. Bana göre tamamen UEFA Kupası'na teknik direktör tarafından verilmiş olan ağırlık yani Avrupa'ya belki de biraz görüntü yapma gibi düşünüyorum ben ki bizim hocaların çoğu öyle düşünüyor bence. O Türkiye Ligi'ni Beşiktaş'a kaybettirdi. Oyuncular yani iki tarafı birden kaldıramadılar aynı kadroyla olmadığı için genelde. Bunu da bile hiç bilmesine rağmen tercihini yani, Avrupa Ligi olarak enteresan bilmesine bir yani bence bilmesine rağmen oraya yöneldi çünkü kendi yani kendini düşünüyordu bana sorarsanız yani kendi transferini düşünüyordu çünkü geçen sezon daha devre arasında Bilic'in West Ham'la anlaştığı iddiaları herkes biliyordu yani zaten İstanbul'da bunu yani onun orayla anlaştığını birçok insan biliyordu ben de biliyordum açık söyleyeyim. O yüzden bütün ağırlığı oraya verdiği için Beşiktaş
şeye konsantre olamadı lige ve ben ligi kaybettiğini düşünüyorum. Ama bu sezon erken elendiler. Bu sefer diri kaldılar ve tamamen bütün takım konsantrasyonu lige verdi ama tabii son 5-6 haftaya gelindiğinde şampiyonluğa oynarken şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şampiyonluk stresi diye bir olay vardır ya. Yani bu gerçektir böyle. Herkes konuşur ama bu gerçektir yani. Geceleri uyuyamazsın. Ne bileyim sürekli onu düşünürsün. O maç 1-0 öndeyken bitmez bu kez. Bir türlü bitiremezsin. 75'ten sonra olsa... Ya acaba olacak mıyız? Acaba başımıza bir şey gelecek mi? Acaba bir talihsizlik olacak mı? Yani bunu kaldırmak için de takımda böyle 3-4 tane daha önce şampiyonluk yaşamış, böyle abi pozisyonunda sabırlı, o içeriye kontrol edebilecek oyuncular olduğu zaman yani daha kolay bu işin içinden sıyrılabilirsin. Biraz Beşiktaş'ta sanki o eksiklik var gibi görünüyor. Yani böyle abi böyle büyük abi pozisyonunda böyle bu stresi kaldırabilecek oyuncu sayısı biraz az gibi geliyor bana. Ki bilmiyorum şu anda Beşiktaş'ta yani şampiyonluk yaşamış kaç tane oyuncu var? 7 yıl önce oldu en son Beşiktaş. Necip vardı yani, o zaman. Yani 7 yıl önce bu kadroda kim vardı da bilmiyorum herhalde. Bir Necip mi vardı? Yok biz yoktuk ya. Gomez var yani. Şampiyonluk yaşayan. Sosa Arjantin'de yaşamış olabilir. Şu anda %100 emin olamadım ama. Az ama dediğiniz gibi yani bu sayı çok değil. Az. Yani son mesela ben Akhisar maçını seyrederken de biraz onu gördüm. Yani ben maçtan önce de bana sordular. Ben çok zor bir maç olacak bu dedim Akhisar maçı. Çünkü Akhisar çok derli toplu oynayan bir takım. Yani arkası önü belli olan, beraber gidip gelebilen, önde çok ciddi bir forveti olan. Yani etkili bir takım Akhisar. Bayağı bir zorlandı yani. Kaybedebilirdi de sonlarda kazanabilirdi de. Ama yani şampiyonluk maçlarının bir defa böyle olmaması lazım yani. Şampiyonluğu oynayan bir takım yani 8 tane gol pozisyonu vermez bir maçta. 100. yıldan örnek verebilir bununla ilgili. Çok olgun oyuncular vardı mesela. Tayfur Avuççu gibi. Omurga'ya baktığınız zaman Ronaldo gibi. Arkada Cordoba gibi. Zago gibi. Cunti gibi İtalya Ligi'nden gelen yani bu stresi kaldırabilecek bir karaktere vardı takımın oyuncuların vardı çok vardı. Şimdi buradaki oyuncuların tabii bu aslında şampiyonluk yaşamakla tabii ki orantılı ama bazı oyuncuların da lider ruhlu olması lazım ve devreye girmesi lazım en az 2-3 tane oyuncunun. Fakat Beşiktaş heyecanlı bir takım tabii. Coşkulu yani bir takım. Sezona bakarsak şunu söyleyebilirim mesela. Yani şampiyonluğu hak eden bir takım bence. Çünkü çok arzulu oynuyorlar, çok istekli oynuyorlar. Oynadıkları oyun zevk veriyor. Çok ofansif oynuyorlar ama şu tarafı var işin. Şimdi biraz da teknik direktörlük tarafından konuşmak istiyorum aslında. Ya bu kadar ofansif oynamak iyi mi? Çok tartışılır bence. Yani ben karşı kaleye gideyim, 15 tane pozisyona gireyim ama karşı tarafta bana gelsin, 10 tane pozisyona girsin. 8 tane pozisyona girsin. Bence çok sağlıklı değil. Beşiktaş yani o kadar çok pozisyon veriyor mu? Valla bence veriyor. Göre. Ya şimdi ben biz mesela şampiyonluğa gittiğimiz dönemde o zaman bize maksimum bir maçta en fazla 2 pozisyona girebilirdin yani. Ya bizim takıma 2 pozisyona girebilirsen iyiydi yani. O şampiyonlar olduğumuz dönemde. Giremezsin bize. Çünkü öyle iyi savunma yapıyoruz ki mümkün değil pozisyona girmen kolay kolay. Yani bu şampiyonluğa giden bir takımın yani çok fazla pozisyon vermemesi lazım hocam bana sorarsan. Evet. Yani çünkü çok daha çıkaramayabilirsiniz. En kritik maçta mesela 4-2'ye gelebilirdi maç. Tabii. Yani fakat ne Sergen Hoca'nın söylediği gibi ne de bundan 3 hafta önceye kadar Pereira'nın oynadığı şekilde aman pozisyon vermeyin demek de kötü. Yani bunun ortasını bulmak teknik adamın işi. Valla ben işte geçen sezon işte ilk Antep'te başladım. Aldığımda yani banko küme düşme adayıydı mesela. İlk başladığımızdaki kadroya baktık. Dedik ne yapmamız lazım? Yani süzdük, ektik, biçtik. Dedik ki bizim gol yemememiz lazım bir defa. Biz nasıl kazanırız? Biz 1-0 kazanmamız lazım bizim. Ya biz savunacağız. İyi savunacağız. Pozisyon vermeyeceğiz. Ama 2-3 tane girelim. Birini atalım bitirelim. Çünkü şeyimiz yok yani. Kredimiz kalmamış. Biz iyi savunmak zorundayız. Bir de hücum oyuncuları da çok pek yoktu elinizde. Ofansif oyuncular. O Gaziantep kadrosu. Yani şunu söyleyeyim. Savunmayı iyi yapmayan hiçbir takım başarılı olamaz bir defa. Bu nettir yani. Her başarılı takım mutlaka savunmayı iyi yapması lazım. Ha, bilmiyorum Barcelona'yı seyrediyor musun son 3 maçta? Dağıldılar. Niye? Savunma yok. Her gelen pozisyona girmeye başladı Barcelona'ya. Sen istediğin kadar git. Adam sana attığı zaman zaten savunuyor. Sana bir gol attığı zaman zaten 90 dakika savunma yapıyor. Eğer sen iyi takımsan. Ve onu çıkarmak zorunda kalıyorsun. Çıkaramazsan bir kontradan bu sefer ikinciyi de yiyorsun. Bu sefer 3 taneyi çıkarman gerekiyor biz. Yani işte İstanbul'da bir Elazığ maçı oynadık biz o zaman Beşiktaş'ta oynarken. Hiç
yani çok rahat kazanırız dediğimiz maç bir anda 2-0 geriye düştük. Ya ne olduğunu anlamadık biz. Ya nasıl oldu falan filan dedik. Defans yapmadınız. Yani çok rahat başladık. Çok laç başladık. Nasıl olsa rahat kazanırız diye başladık. Ne olduğunu anlamadan 2-0 geri düştük mesela. Sonra kazandık. Yani o ayrı. Ama ya biraz rölantiye aldın mı futbolda, biraz rahatladın mı, biraz boşladığın zaman maalesef işler çok ters gidebiliyor. Yani çok disiplinli bir oyun yani. Yani ben öyle olmasam da oynadığım dönemde çok disiplinli bir oyun yani. Sorularla devam edebiliriz. Merhaba okulumuza hoş geldiniz öncelikle. Rıza hocama bir sorum olacaktı benim. Bir Fenerbahçeli olarak sene sonunda Fenerbahçe şampiyon olsa da olmasa da Pereira'nın göndereceğini düşünüyorum. En azından böyle ümit ediyorum. Size teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin başına geçer misiniz? Ve son olarak Galatasaray'ın daha iyi bir ezeli rakip olduğunu düşünerek Galatasaray sizce ne kadar bir zamanda kendini toplar? Hani eski gücüne kavuşur diye soruyorum. Ben dün akşam ve son 3 maçtır Fenerbahçe izlerken Konya Galatasaray deplasmanı ve Konya maçından sonra Pereira'nın geç de olsa geliştiğini görüyorum açıkçası. Bir duayen gibi konuşmak istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama futbol görüşüme inandığım için geç kararlar verdi ama doğru kararı sezon sonuna doğru verdi diye düşünüyorum. Biraz önce Sergen Hoca'nın söylediği gibi hücumu yaparken defansı ihmal etmemek. Pereira ya çok defans yaptı ya da çok hücum yaptı ve ilk kez 3 maçtır Konya, Galatasaray ve son dünkü müsabakada dengeli takım yapmaya çalıştı. O yüzden gelecekle ilgili Pereira devam eder etmez bu kupaya endeksli olmamalı. Kazandığın şampiyonluğa veya kaybettiğin şampiyonluğa endeksli olmamalı. Kendi adıma söylüyorsanız ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Çocukluğumda da Fenerbahçeliydim. Ama antrenörlük defterini şu anda en azından kapattım. Sadece eğitim dairelerinde ya çocuklarla ya da antrenör eğitimlerinde yapmak istiyorum. Çünkü ben böyle daha çok seviyorum Fenerbahçe'yi dışarıda. O yüzden aynı soruyu ben Sergen Hoca'ya sormak isterim. Bir gün hayalinde Beşiktaş teknik direktörlüğü var mı? Hani Serpil Hoca da benim şimdi. Al kağıdı kalemi. Beşiktaş'a antrenör olacağım. Yazar mısın? Yok. Yok, yazmam yani. Peki. Şöyle söyleyeyim, aslında yazmam derken yanlış anlamasın kimse tabii izleyiciler. Yazmam derken şöyle, o anlattığım olay o çok farklı bir olaydı yani. O tamamen ekstrem bir durum yani. O çalışma sistemi, ben hiç kimsenin böyle bir çalışma sistemi içinde olduğunu düşünmüyorum. Ben de bilmiyordum onu, o zaman öğrendim yani. Bunda ben çıkarmadım o sistemi zaten, öğrendim ve geliştirdim kendimi diye anlattım onu. Tabii teknik direktörlükte hedefler çok farklı değil. Herkesin hedefi belli. İşte bir yerden başlayıp sonra büyük takımda hocalık yapmak. Ondan sonra Avrupa'ya doğru yol alabilir misin? Yani zor. Çünkü Avrupa'dakiler bize doğru yol alıyor sürekli. Biz bir türlü oraya doğru yol alamıyoruz. O da aslında bana göre kanayan bir yaradır Türkiye'de. Neden kanayan bir yaradır? Bakıyorsun herkes Türkiye'de teknik direktörlük yapmaya çalışıyor. İşte yani kendi ülkelerin önemli oyuncuları hep Türkiye'de hocalık yapmaya çalışıyorlar hocam. Farkındaysan. Ben de diyorum ki ya arkadaş, siz kendi ülkenizde niye hocalık yapmıyorsunuz? Da Türkiye'de hocalık yapmak istiyorsunuz mesela. Veya niye İngiltere'de yapmak istemiyorsunuz? Veya İspanya'da yapmak istemiyorsunuz da Türkiye'de yapmak istiyorsunuz ısrarla? Türkiye'de futbol çok amşan bir futbol yok ki Türkiye'de. Yani Türk futbolu çok üst bir seviyede değil ki. Buradan hani atıyorum geldim buraya bir yerde hocalık yaptın da buradan şeye mi Dortmund'a mı hoca olacaksın ondan sonra yani? Ben onu düşünüyorum ben yani kendi kafamda. O yüzden biz biraz kendi insanımıza değer vermiyoruz bu konuda. Yani çok çabuk harcıyoruz kendi insanımızı. Ona birazcık zaman vermiyoruz. Mesafe bir yabancı geldiği zaman futbol oynadığımız dönemde de aynıydı işte. Biz sahaya çıkardık mesela. Yani ben 34 maç oynardım. Belki birçoğunda işi hallederdim saha içerisinde. Ama bir tane yabancı gelirdi mesela. Normal bir yabancı. Mesela ona ilgi çok daha fazla olurdu mesela. Sahaya çıkardık mesela. Taraftar ona ilgi gösterirdi. Biz o zaman oynarken uyuz olurduk bu tür işlere tabii. Biz çıkıyoruz işi yapacağız. Yabancıya ilgi gösterecek taraftar falan. Sen de bilirsin hocam. Uyuz olurduk o zaman. Mesela taraftar ilk kimi çağıracak ısınmaya çıktığın zaman falan. Bunlar çok önemlidir yani futbolda. Onu bilin diye söylüyorum ben. Oyuncular buna çok önem verirler yani. Isınmaya çıktın. Mesela tribüne taraftar ilk kimi çağıracak? Mesela 2-3 oyuncu varsa ilk kimi çağırdı öbürleri uyuz olur hemen. Yani maça iyi konsantre olamayabilirler başlangıçta falan. Bunlar futbolun içinde var ama benim hedefim ben sağlıklı teknik direktörlük yapmak istiyorum. Yani
doğru şekilde yapmak istiyorum. Yani 2 ay orada çalışayım, 3 ay orada çalışayım, 5 ay orada çalışayım anlamında bir şey yapmak istemiyorum. Doğru yerde, doğru zamanda sağlıklı bir şekilde olmak istiyorum. Sadece hedefim bu. O yüzden 2 senedir yapmaya çalışıyorum. İşte bu sezon bazı talihsizlikler yaşadık. Tabii çok işin iç yüzünü anlatmak sağlıklı olmaz. Çünkü gerçekten Sivasspor çok değerli bir camia, çok değerli bir kulüp. İnanılmaz sağlıklı bir kulüp bir defa. Benim çok sevdiğim bir kulüp. Her teknik direktörün çalışması gereken bir kulüp. Çünkü düzgün bir camia, çok düzgün bir camia. Fazla düzgün bir camia bana göre Türk futbolunda. Ama hedefim tabii ki teknik direktörlük yapmak, tabii ki büyük takımla teknik direktörlük yapmak, tabii ki Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmak zamanı geldiği zaman. Ama işte o doğru zaman ne zaman olur artık onu bekleyip görmek lazım bence. Ben ikinci sorusunu atladım Galatasaray'la ilgili. Galatasaray önümüzdeki yıl bazı mali kriterlerden dolayı problemi olduğu için yönetimin yapması gereken, bence gecikiyorlar şu anda, mutlak surette önümüzdeki yıl çalışacağı teknik direktörü İstanbul'a getirmeli. Takımın başına antrenmana çıkmasa dahi ekibiyle birlikte önümüzdeki senenin planlamasını gecikiyorlar. Tekrar söylüyorum. En azından zaten önümüzdeki yıl şu andaki mevcut teknik direktör tekrar altyapıya geçecek açıklaması yapıldıktan sonra çünkü belli bir bütçeyle yoluna devam edecek. Demoralize bir kadrosu var. İyi ama demoralize bir kadrosu var. Önümüzdeki yıl Florya'da olacak olan teknik direktörün bugünlerde belirlenmesi lazım. Biraz teknik direktörlük üzerine birkaç soru sormak istiyorum. Birincisi, teknik direktörlükten gerçekten keyif alıyor musunuz? Çünkü siz keyif almadığınız bir şeyde bir şeyi yapmak istemeyecek yapıda bir insansınız. Zorunlulukla bir şey yapabilecek bir insan değilsiniz. Yani çok güzel bir iş bir defa, onu söyleyeyim. Yani gerçekten bu kadar yıl oynamışız. İşte hoca da oynadı, ben de oynadım. Yani oynadıktan sonra karşında o oyuncuları gördüğün zaman, yani o oyuncuların işte antrenmanda yaptığı şeyleri, maçta yaptığı şeyleri görüyorsun. Hemen kendine dönüyorsun. Kendi yaptığın antrenmanlara, kendi yaptığın şeylere dönüyorsun. Onların, yani onları anlayabiliyorsun hocalık yaparken. Bu mesela en güzel tarafı bu. Yani anlıyorum mesela onları. Yani antrenmana çıkmak istememelerini anlıyorum. Kötü oynadıkları zamanki psikolojilerini anlıyorum. Mağlup oldukları zamanki kafa yapılarını anlayabiliyorum onların. Bu tarafları çok güzel ama yani Türkiye'de Türk futbolunda gerçekten geçen gün işte bir hocayla da konuştuk bunu. Yani teknik direktörlük maalesef Türkiye'de çok sağlıklı bir iş gibi görünmüyor yani. Açık söyleyeyim. Çünkü bakıyorsun yani çok enteresan şeyler dönüyor. Çok onları açıklamak istemiyorum aslında da. Yani çok sağlıklı bir iş gibi görünmüyor ama ben elimden geldiğince oraya yönelmek istiyorum. Yani teknik direktörlük tarafına yönelmek istiyorum. Yapmak istiyorum ama bir yandan da bakıyorum. Yani ne kadar yapabilirim, nasıl yapabilirim? Soru işaretleri var. Ne kadar başarılı olabilirim elimizdeki imkanlarla? Çünkü teknik direktörün katkısı bir yere kadardır. Yani bir yere kadar katkı yapabilir. Bir yerden sonra oyuncular kulüp devreye girecek. Kulüp devreye girecek. Ya kulüpte hocam şimdi başarılı, başarısız diye mesela teknik direktörlere çok şey yapıyoruz. Yani çok yani iyi bir oyuncu kadrosunun olmadığı bir takımda yani başarılı olmanın da çok kolay olduğunu ben düşünmüyorum yani. Yani hep bir laf vardı, klasik bir deyimdir bu. Yani futbol futbolcuyla oynanır. İyi futbol iyi futbolcuyla oynanır yani. Elinde ya imkanlar olacak yani. PlayStation oynamıyoruz ki oradan onu alalım, buradan bunu alalım, oradan Barcelona'yı alalım, oradan oraya istediğimiz oyuncuları koyalım, karşısına onu koyalım. Yani PlayStation oynamıyorsun sonuçta. Elindeki imkanlar sınırlı, elindeki kadro sınırlı, bütçe sınırlı. Alamıyorsun, birini el atıyorsun, alamıyorsun, öbürünü el atıyorsun, onu da alamıyorsun. Bari elimizdekilerle diyorsun, idare edelim, bir şekilde dönmeye çalışalım falan. Yani çok kolay bir iş değil ya teknik direktörlük. Ama şu var, Sergen Hoca'ya katılıyorum. Aslında biraz önce arkadaşımız Fenerbahçe'yle ilgili sorduğu için genel olarak ben. Kesinlikle teknik direktörlük çok istediğim bir şey, bakın. Korkunç zevkli bir şey bir kere. İlaveten Sergen Hoca'nın söylediklerinde bir de geri dönüşler çok güzel. Mesela çalışırsınız, karşılığında bu uygulama olur. Müthiş bir zevktir o. Yani öğrettiğiniz, çalıştığınız şeyin dönüşü. Hatta yaptığınız hatadan bile, tabii ki sapık değiliz, manyak değiliz, zevk almayız ama onu çalışmak, ders çalışmak, akşam eve geldiğimizde ya keşke şu oyuncu yerine veya keşke şu pozisyonda 3-5-2 oynamasaydık demek bile insanda, yani öğrenmek de ayıp değil, hatadan dönmek de güzel bir şeydir. Teknik direktör bir kere çok keyiflidir. Ancak keyifsiz hale getiren Türkiye'deki sistemdir. Çok kolay bir örnek vereyim. Türkiye'de bir kural var. Kulüpler dilediği kadar antrenörle çalışabilir.
Ama Sergen Yalçın en fazla iki kulüpte çalışabilir. Bir kere baştan faşizm var. Kulüpler istediği kadar antrenörle çalışabilir. Ama teknik adamlar bir sezonda iki kez çalışabilir. Dolayısıyla kendisini Arsene Wenger gibi görmüyorsa, güvende hissetmiyorsa kendini Sergen Yalçın, yarın inişler olacaktır, çıkışlar olacaktır. Bir takım oyunculara yatırım yapacaktır. Genç oyunculara yetenekli olduğunu inandığı için üniversite imtihanına gitmesine yarım saat müsaade edecektir. Belki devam et diyecektir ama bu imkanda iki başarısızlıkta skorboardda yatıyor en iyi teknik direktör maalesef. Yani. Ondan sonra şehir baskısı. Özellikle şehir takımlardan antrenörlük yapmak çok zordur. Ya şu tarafı da var hocam. Ya gelecek planlaması yapamazsın bir defa. Yani teknik direktörlük yapıyorsan gelecek planlaması yapamazsın. Türkiye'de. Ya önümüzdeki sezonun planlamasını falan yapamazsın. Kaç hafta çalışacağın belli değil yani. 3 hafta, 5 hafta, 4 hafta, 6 hafta, 2 hafta, 1 hafta hiç belli değil yani. Öyle planlama, oyuncu yetiştireyim, aman şu oyuncuyu alayım, bu 2 tane oyuncuyu 2 sene tutayım, bunlara büyük oyuncu yaparım falan, onların hepsi hikaye. Öyle bir ihtimalin yok. Hep günlük çalışacaksın Türkiye'de, haftalık çalışacaksın yani. Çünkü ondan sonraki haftanın maalesef garantisi yok. Bu da bizim kendi teknik direktörlerimiz için çok büyük bir sıkıntı. Yani hep futbolun gelişiminden bahsediyoruz, seminerler düzenliyoruz, işte Avrupa'ya falan. Ya Türkiye'den bir teknik direktörün böyle Avrupa'ya falan filan. Ya bu şekilde çok zor. Ya çok mümkün değil yani. Çünkü bir başarı yakalama ihtimalin yok. Nerede bir başarı yakalayabilirsin ki? Yani bence Türkiye'den bir takımın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olma ihtimali yok. UEFA'da başarılı olma ihtimali... Biraz. Yani UEFA çünkü biraz daha alt lig. Kimse önem vermiyor UEFA'ya. Belki orada bir yarı final falan filan olabilir ama Şampiyonlar Ligi'nde zaten bizim bir takımımızın bir yere çıkması falan mümkün değil yani. Ki Avrupa'daki takımlara ki hepiniz takip ediyorsunuz tabii. Kadrolara, oyunculara, oyuncu kalitesine baktığınız zaman Avrupa'daki takımların ya bizim buradan bir yere çıkmamız mümkün değil. Bir de Türkiye'ye gelen yabancılar zaten Avrupa'da artık defteri kapamış yabancılar yani. Yani futbol hayatını bitirmiş, artık son döneme girmiş yani. Ne kazanırsam son finali yapayım havasına girmiş oyuncular genelde bizi tercih ediyor zaten. Yoksa sen 22-23 yaşında bir tane Neymar'ı getirebilir misin mesela Türkiye'ye? Mümkün mü yani? Örnek veriyorum yani. Veya o tarz bir oyuncu, 22-23 yaşında bir oyuncu Türkiye'ye getirebilir misin? Getiremezsin. Ben de olsam gelmem zaten. Sakın yanlış anlamayın yani. Ben de İspanya'yı, İngiltere'yi tercih ederim yani. Niye burayı tercih edeyim? Buradan bir yere gitme ihtimali çok zor. Ha, şu anda biraz daha imkanlar genişledi tabii ki. Çıkabilirsin bir yerlere ama yani mesela İngiltere'nin alt ligi olarak Belçika'yı görüyorlar mesela, öyle değil mi? Belçika, Hollanda'ya buraya giden oyuncuların hepsi Portekiz. Buradan İngiltere yolu açık mesela herkese ama buradan çok açık değil yani. Oralardan, Belçika'dan, Hollanda'dan ne bileyim oralardan genelde oyuncular hep İngiltere'ye çıkış yapabiliyorlar çok rahat bir şekilde. Çünkü takip ediliyor o ligler. Alt takımlar oluyor ama buradan maalesef o ihtimal biraz zor gibi görünüyor ki bir de Türkiye'deki şeye bakarsak şu dönemde. Yani oyuncu kalitesinin maalesef çok aşağıda olduğunu bir de hesaba katarsak işlerin biraz daha zor olduğu muhakkak yani. Ligimizde oynayan iki oyuncu sayabilirsin en çok beğendiğin. Türk mü? Türk. En çok. Türk oyuncu ben mesela şeyi çok beğeniyorum. Tolga'yı çok beğeniyorum Beşiktaş'taki. Tolga'yı. Tolgay. 30 saat oynayan. Evet. Çapraz ameliyatı falan oldu. Daha toparlanamadı o ama ben onun çok yetenekli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kendi kafamda yani oyun stilini falan gördüm. İyi bir oyuncu olarak görüyorum onu. Başka Türk olarak yani çok Anadolu takımlarında Türk oyuncu herhalde ön plana çıkacak bir oyuncu var mı hocam? Yok gibi görünüyor. Ha şu anda yani Anadolu takımlarını zaten genelde yabancı oyuncular götürüyor hocam. Türk oyuncular pek revaçta değil ama büyük takımlara baktığımızda belki yani çok çıkışı yani. Ya son dönemde en beğendiğim oyuncu bana sorarsan Volkan Şen, Fenerbahçe'deki. Ya en beğendiğim oyuncu o son dönemde. Çünkü çok katkı yapıyor. Yani inanılmaz katkı yapıyor. Herkesten fazla katkı yapıyor. Dikine gidiyor, çalım atıyor, takımı pozisyona sokuyor. Arkaya depar atıyor. Yani top Volkan'a geldiği zaman bilmiyorum. Ben heyecanlanıyorum maçı seyrederken. Çünkü kolay kolay oynanan maçlarda fazla heyecanlanmıyorum ama mesela Volkan'a geldi mi heyecanlanıyorum. Yani hadi kesin bir şey yapar diyorum mesela. Ama diğer oyunculara geldi mi çok heyecanlanmıyorum yani. Peki şöyle geliştireyim soruyu, Rıdvan Hoca'nın sorusunu. Yılın futbolcusu ödülünü verecek olsanız şimdi, 30. haftayı bitirdik. Kime verirsiniz? Bir futbolcu. Yerli, yabancı fark etmez. Yılın futbolcusu ödülü. Yılın futbolcusu? Evet. Bu çok
ani bir soru. Bunu biraz düşünmek lazım. Yani yılın sporcusu ödülünü... Yok, futbol, Süper Lig'de yılın tamam, sporcusu. Tamam da işte onu yani böyle 30 saniye içinde birisine nasıl vereyim? Peki. Türkiye'nin gençlik kulübü Genç Türksel'in sunduğu Adil Oyun devam edecek. Futbolcuyken idman kaçırmazdım ama çok da çalışmazdım. Çünkü yeteneklerim beni bir yere götürüyordu dediniz özetle. Ama teknik adamlık öyle değil değil mi? Yok. Şimdi şu ayrımı yani Rıdvan Hoca mesela beni çok iyi tanır yani. Şu ayrımı bir türlü yıllardır yapamadım ve yaptıramadım. Ben kişilik olarak çok rahat bir insanım. Evet. Yani ben futbolun dışında maç biter ben eve giderim. Futbolda konuşmam fazla açık söyleyeyim yani. Çok oraya bağlı kalmam yani. Hani bütün hayatım futbol değil yani benim. Ben işimi yaparım. İşimden sonra da kendi sosyal hayatıma bakarım. Futbolcu dışarıda olduğum dönemde diyorsun. Tabii futbolcu olduğum dönemde. Yani işimi yaparım. İşim bittiği zaman nasıl herkes işine gidiyor? Bankacı var, muhasebeci var. Herkesin bir işi var yani. Herkes işine gider. İşi bittiği zaman ne yapar? Evine gider. Ama işiyle ilgilenmez yani 24 saat. Ben o dönemde işimi yapıyorum. Dışarıda çok rahatım ama sahaya çıktığım zaman yani en hırslısından daha hırslıyımdır. Asla kaybetmeye tahammülüm yoktur yani sahaya çıktığım zaman. Ki ya böyle bir yapım çok net olarak oynadığım maçlarda zaten ortaya çıkıyor. Ama işte o dışarıdaki rahatlık içerideki rahatlıkla karıştırılıyor biraz. Teknik direktör daha farklı yani. Ben onu merak ediyorum zaten. Peki teknik adam olarak maç bitti eve gittiğinizde iş bitiyor mu yoksa? Bitmez. Teknik direktör olarak olduğun zaman bitmez orada. Şimdi maç bitiyor. Maçtan sonra kendi eleştirimizi yapıyoruz. Haftaya cezalı oyuncum var yandım diyor. Yani, kim oynatacağım diyor. Teknik direktör olduğum mu işler o kadar zor ki. O kadar çok şey düşünmek zorunda kalıyorsun ki. Kendini düşünüyorsun. Oyuncularını ya oyuncuların yemeğini bile düşünüyoruz biz. Yani öğlen ne yedirelim? Akşam ne yedirelim? Sabah ne yedirelim? O kadar zor ki yani hocalık yapmak. Yani idarecilik acaba yapıyorsun İstanbul'a zaten. Acaba İstanbul'a erken mi gidelim çocukların kafası dağılsın? Bir gün önce mi gidelim? İki gün önce mi gidelim? İdmanı orada mı yapalım? Perşembeye biraz ağır idman koşsak yorulurlar mı? Hafta sonu sıkıntı yaşar mıyız? Acaba cuma günü tenis mi oynatsak? Oyuncuların ayak durumu nasıl? Ha işte kaptanı çağırıyoruz diyoruz. Yani yorgun musunuz? Nedir durumunuz? Bir gün ara verelim mi? Ne yapalım? Yani çok zor iş ya teknik direktör. Yani sürekli olayın içinde olman gereken bir iş ve sürekli disiplinli olman gereken bir iş. Yani o ipin ucunu hiç kaçırmaman lazım. Öyle bir iletişim kurman lazım ki oyuncularla böyle. Yani ne çok yakın olman lazım, evet, ne çok uzak olman lazım. Yani o seviyeyi çok iyi, yani çok ayarı çok iyi yapman lazım, evet, oyuncularla. Fatih Hoca'nın sözü var ya, sıkarsan boğulur, bırakırsan uçar. Sergen Hoca da diyor ki ne yakın ne uzak. Yani ilişkini çok mesafe tutacaksınız. Ya çok doğru tespit edeceksiniz. Zor bir iş. Çünkü yani 25 tane farklı karakterde insanla çalışıyorsunuz. Ya bunun içinde bir de sorumlusu var. Tabii canım. Ne bileyim kafası normal olmayanı var. Oynatmıyorsun. Morali bozuk olanı var. Ne bileyim kötü oynamış. Yani ben haftaya oynar mıyım diye düşüneni var. Acaba hoca oynatacak mı? Çünkü hocalıkta şöyle bir durum var. Yani oynatırsan güzel. Oynatmadın mı hoca oynatmıyor. Öyle bir durum var yani bir de. Ama oynadığın zaman mesela oyuncu kendi oynadığını zannediyor. O zaman ben oynatmıyorum mesela. Yani bazen bir gün çağırdım oyuncuya şunu söyledim. Yani ben oynatmıyorum bakıyorum. Tabii morali bozuk oluyor bazı oyuncuların. Diyorum ki yani niye moralim bozuk yani oynamıyorum. İşte hoca oynatmıyor falan. Oynatmıyorsunuz. Niye oynatmıyorsun falan diyorlar mesela. Bazen çok şeffaf olduğumuz için oyuncularla konuşuyorum ben. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz diyorum. Oynamayan oyuncu gelebilir. İstediğini sorabilir. Neden oynamadığını sorabilir. Hiç problem değil diyorum. Anlatırız biz size. Yani çok öyle iyi bir ilişkimiz oluyor oyuncularla hocalık yaptığımız dönemde. İşte ya diyorum ki ya seni oynarken kim oynatıyor? Yani sen kendin mi oynuyorsun yani? Kadroyu ben yapıyorum. Oynamadığın zaman da ben oynatmıyorum. Yani ne fark ediyor ki? Oynadığın zaman iyi, oynatmadığın zaman kötü. Hoca oynatmıyor. Yani öyle bir şey yok. Ben oynadığım dönemde çok yedek kalmadım. Sen kalmadın mı? Yedek. Ben çok yedek oturdum yani.
Vallahi çok yedek oturdum ben. İki tane kalmışsındır sakatlığında. Ya ben çok yedek oturdum. Nerede yedek kaldın? Ya Luchescu döneminde bile ben yedek oturdum yani kulübede. Kaç tane maçta? 3-4 maçta kulübede oturdum. Ha yani ben oturmak istedim. O ayrı ama oturdum yani sonuçta. Ya ben de işte sakattım oturdum yani öyle veyahut da. Teknik direktörlükten önce yorumculuk kariyeriniz de var. Bu bakış açınızı değiştirdi mi? Yorumculuğa olan bakış açınız. Valla Tuğba şimdi benim yapmadığım iş kalmadı. Önemli. Teknik direktörlüğe gelene kadar ne işler yaptım? Jüri üyeliği yaptım. Evet. Yorumculuk yaptım. Dizide oynadım. Öyle. Ne kaldı başka? Reklam filmlerinde oynadınız. Reklam filmlerinde oynadım. En son teknik direktörlük geldi. Bir şarkıcılık yapmadım, o kaldı. Var mı yetenek? Yok, hiç yok. Onda yok. Vallahi yok. Onu da aslında denemek istiyorum ama onda yok. Bence denem. Bizim Hakan Altun'a falan diyorum. Onun stüdyosu var bizim Hakan'ın. İlla gel bir şarkı söyle falan diyor da. Dedim bende ses yok. O işte zorum yani. Ama antrenörlük düşüneceğim. Şimdi insanın tabii sevdiği işi, bildiği işi yapması kadar güzel bir şey olabilir mi yani? Bizim hayatımızın geçtiği futbol yani. Bizim hayatımız futbolda geçmiş. En iyi bildiğimiz iş bu. Tabii ki onu yapmak istiyoruz. Faydalı olmak istiyoruz. Ne bileyim futbolun gelişiminde belki katkımız olur diye düşünüyoruz. Ama zor gibi görünüyor yani. Gerçekten zor yani. Sergen tabii çok farklı bir karakter Sergen Hoca. Ercan Taner'i kandırmış bir gün. Golün tekrarını 3. gol oldu diye söylemişti. 3-1 diye anons yapıyor orada. Ercan geçen de onu anlattı. Maç 2-1 miydi o anda? Yorumculuğu da enteresan. Yani şöyle söyleyeyim, yorumculuğumu yaptığım dönemde de yani televizyonda sadece futbol konuşamayız yani. Çünkü sürekli futbol konuşursak izleyici de sıkılır zaten hocam. Bilmiyorum yani. Ben zaten mesela benim kendi programlarımda ben bazen canım sıkılıyor, basketbol konuşuyorum. Bazen kendi özel hayatımı anlatıyorum. Bazen anıları anlatıyorum. Bazen normal muhabbet ediyorum programda mesela. Çünkü yani izleyen insan sürekli futbol. İşte 4-4-2 oldu, 3-5-2, o arkadan gitti, o bindirmedi, o geri gelmedi. O stoper şut atamadı, o onu kaçırdı falan filan olay oldu. O ona vurdu. Yani bunlar çok... Bunun sebebi yani sürekli... program süreleri çok uzun. Aslında futbol programı bence 1 saati geçmemesi lazım. Reklam dahil olmak üzere. Çünkü antrenörler sen 1 saat konuşuyor musun futbolcuyla maç konuşması? Yok. Mümkün değil. 20 dakika maksimum. Değil mi? Maç konuşmasını. Ya maçtan. Zaten şimdi maç konuşmaları şöyle oluyor. Şimdi artık maç konuşmalarını sürekli yaptığımız için ya belli bir yerden sonra maç konuşmasına da gerek olmuyor zaten. Çünkü herkes zaten ne yapacağını biliyor yani. Mesela korner atılırken kim korneri atacak, kim nerede duracak, kim ne tarafı koşacak. Yani herkesin duracağı yerler maçtan önce çok net bir şekilde soyunma odalarında asıldığı için zaten herkes ne yapacağını biliyor hocam yani. Kim ne yapacağını saha içerisinde, top rakibe geçtiği zaman nerede duracağını, topu aldığı zaman kim nereye gideceğini falan hepsi bunların zaten bilinen şeyler olduğu için ya maç konuşmaları çok uzun sürmüyor yani 10 dakika, 15 dakika. Ancak çok ekstrem bir durum oraya olursa. Oraya geleceğim yani. Yorum yaparken de 45 dakika maksimum hani dış etkenlerle birlikte yapacağım. Çünkü antrenörler bizim kadar konuşmuyor ve bizim programımızda genelde bu Adilo için söylemiyorum. Futbol programımız 45-50 dakikaya geçmiyor zaten. Sorularla devam edelim. Buyurun. Tekrardan hoş geldiniz okulumuza. Ben yine Trabzon maçından örnek vererek bir şey aktaracağım. Yani kendi görüşüm, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Takımların başındaki başkanların mafyavari ağızla konuşmasa, yani sizce bu hararetlenmeler daha aza inmez mi? Akabinindeki ikinci sorum da şu. Sizce şampiyonu medya mı tayin ediyor, basın mı tayin ediyor? Mesela şu an son 5 haftaya girdik. 5 haftadan önce Beşiktaş konuşuldu. Son 5 hafta Fenerbahçe konuşulmaya başladı. Benim görüşüm şampiyonu basının tayin etti. Aynı zamanda da Vitor Pereira'nın ben fanatik Fenerbahçeliyim ama gitmesini istemiyorum. Çünkü adamda hiç olmazsa bir ruh var. Yedek kulübesinde onun hareketleri bile beni heyecanlandırıyor. İnşallah uzun yıllar bizde kalır diyorum. Teşekkürler. Bu antrenörlerle ilgili görüşlerinize son derece saygı duyuyorum. Bir görüşünüz vardır. Bazıları çok hareketli antrenör sever. Bazıları Del Bosque gibi oturan ne kadar sakin derler. Bunun ortası yoktur yani. Her taraftarın görüşü farklıdır. Şampiyonlukları medya belirlemez. Medya bir algı operasyonu yapabilir. Özellikle yani örneğin hakemlerle ilgili büyük bir baskı oluşturabilir. Kulüplerin yazarları tarafından. Bu olabilir. Dönem dönem farklı kulüpler fazla yapabiliyorlar bunu. Yöneticiler açıklamasına gelince de dünkü maçı baz alacak olursa en masum kimlerdi sizce? Oyuncular.
Evet, yani özellikle oyuncuları birbirleri diyalogunda sıfır problem vardı. Ama yıllardır gelen medyadaki insanların, biz, beni de katabilirsiniz belki. Hoş, biz kimseye bir suistimalimiz olmadı. Mutlaka eleştirecek yerlerimiz vardır, konularımız vardır ama yöneticilerin, başkanların ve medyanın bu işi asla körüklememesi lazım. Maalesef de körüklüyoruz. Böyle, burada en masumları bence spor çocuklar, arkadaşlar. Evet, devam edelim sorularla. Siz. Evet, merhaba. Nişantaşı Üniversitesi Spor Yönetim Öğretim Üyelerinden Umut Başoğlu. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Biraz önce Sergen Hocam bir şey söyledi. Sizin sorunuza karşılık. İki tane oyuncu ismi. Özböz Türkiye'den yetişmiş, altyapıdan yetişmiş. Biz hemen hemen Sergen Hoca'yla aynı jenerasyondanız. Ben Metin Ali Feyyaz üçlüsünü çok iyi biliyorum. İşte Serpil Hoca'nın yetiştirdiği altyapıyı çok iyi biliyorum. Şu andaki konuştuğumuz her şey üst düzey teknik adamlığı konuşuyoruz. Ama ben bir altına inmek istiyorum bir eğitimci olarak. Çünkü altyapıdan adam gelmezse üst yapının hiçbir zaman ilerleyemeyeceğini biliyoruz. Sergen Hoca da çok güzel bir örnek verdi. Anadolu takımlarını da yabancılar götürüyor. Hatta şu anda Süper Lig'in bir altına inin, alt liglerde de yabancılar götürmeye başladılar, evet. Force etmeye başladılar. Çözümü nerede buluyoruz? Ya da bir proje, bir plan var mı bizde? Ben bir örnek görebiliyorum. Altınordu şu anda bir şeyler yapmaya başladı ülkede. Ve 2025'lerde tamamen öz kadrosuyla Süper Lig'de oynamayı hedefleyen bir takım. Çıktığı lige de çok erken çıktı. 2 ya da 3 sene önce, yanlış hatırlamıyorsam, planlarından 2 ya da 3 sene önce lige çıktığını da açıklamıştı. Bu bağlamda sizin öngördüğünüz bir şey var mı? Ya çok üst düzey teknik direktörlüğü konuşuyoruz ama bir tık altına inersek neler yapmalıyız? Çünkü bizim de öğrencilerimiz bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Herkes hep en üstü düşünüyor. Biz bir altını düşünürsek neler yapabiliriz? Teşekkür evet. ederim. Altınordu örneği önce Buca'da başladı, Altınordu'nun serüveni. Daha sonra Altınordu olarak devam etti. Bir hafta, ilk kez herhalde bir yabancı bir oyuncu oynattılar bu hafta, bilmiyorum ama çok güzel bir sistemleri var. Ancak çok güzel örneğin yanında öyle bir örnek, kötü örnek verirsiniz ki bütün güzellikleriniz yok eder. Her ne olursa olsun, kulübün sahibi de olsanız, altyapıya önem verirseniz, ne verirsiniz, bir sporcuya tokat atamazsınız. Bu örnek yaptığım bütün tesisleşmeyi alır götürür. O yüzden Altınordu Başkanı'nda, Sayın Başkan'a teşekkürlerin yanında sistemlerimi dileteyim. Gençler, çocuklarımız dövülmez, sevilir ve öğretilir. Hataları da öğretmenleri veya hocaları, antrenörleri hallederler. Eğitmen konusuna gelince doğru. Türkiye'de önce özellikle eğitmen problemi var. Özellikle de altyapılardaki eğitmen problemi. İnsan kaynağından değil, görev anlamında. Yoksa özellikle son kurslarda bir takım eğitimlerden geçiyoruz hepimiz. Sergen Yalçın da geçiyor, Rıdvan Dilmen de geçiyor, Fatih Terim de geçiyor, Mourinho da geçiyor. Ancak kulüplerin, yine Sergen Hoca'nın söylediği gibi, veya federasyonların doğru insan kaynaklarından faydalanması olması lazım. Ve özellikle eğitimcilere, çocuk yaştaki oyuncularımıza eğitecek olan hocalarımızı bir, ekonomik olarak üst yapılara yakın ücretler ödemeleri lazım. Şimdi milli takımlarda, hatta kulüp takımlarımızda, hatta büyük kulüplerimizde, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın altyapısında bir 14-16 yaş grubu çok önemli bir gruptur. 10-12 de önemli bir gruptur. 20-21 de önemli bir gruptur. Ancak orada çalışan antrenörlerimiz ne kadar ücret alıyorlar? Yani çok minimum. Yani söylemek istemiyorum. A takım teknik direktörünün %1 filandır değil mi? Hocam minimumdan ziyade ben hocaların daha 5-6 ayda maaş almadığını biliyorum üstüne. Evet. Yani dolayısıyla siz doğru eğitimciyi bulup ciddi, çünkü ne oluyor? Diyelim ki beni Fenerbahçe'nin veya Beşiktaş'ın veya ilçemin Nazilli'nin altyapısı antrenörü yaptılar. Çok da istekliyim. Eğitiminde gördüm sizler gibi. Geçtim. Belli bir ücret veriyorlar. Ama benim ekonomik özgürlüğüm yok. Bana ciddi bir para verdikleri zaman bir kulüp, bırakıp gidiyorum oraya. Milli takımda eğitim dairesine Ersun Yanal geldi mi? Geldi. Tolunay Kafkas geldi mi? Geldi. Bir sürü arkadaşımız geldi. Ama ne oldu? Profesyonel düşündüler. Trabzonspor'a gittiler. Herhangi bir kulübe gidiyorlar. Kendileri de haklılar. Sonuçta bir tarafta profesyonel bir anlaşma var. Bir tarafta cüzi fiyatlar var. Bizde zaten sıkıntı orada. Altyapılardaki eğitmenlerimizi doğru bulmuyoruz.
Doğru bulduklarımızda doğru düz para vermiyoruz. Yani herhangi bir teknik direktöre 1 milyon dolar transfer yapsınlar bir dakika durmaz. Bu da oyuncu gelişimini yarım bırakıyorsun. Yani takımı geliştiremiyorsunuz. Yani temel sorun bu. Ama şu var hocam, şimdi bu konuya girdiğiniz için şunu da söyleyeyim. Yani şimdi benden eğitimci olmaz, açık söyleyeyim. Yani ben gidip de işte mesela federasyonun altyapısında eğitimcilik yapamam abi. Benim hedefim o değil zaten. E şimdi sen beni alıp oraya gel dersen ben şimdi boştayım mesela, bir şey yapmıyorum. Gel bana burada eğitimcilik yap. Tamam geleyim. Olur, okey, bana uyar diyeceğim. Ya zaten gideceğim 11 ay sonra yani. Ama onlar da biliyorlar yani gideceğimi. Senin düşüncende olan kaç tane insan var? Sen hocam, kendini ama, biliyorsun. Hayır, teknik direktörlerin çoğu bu düşüncede zaten. Adam zaten gidecek yani. Ben kim diyorum ki orada karar veren kişilerin doğru insan kaynaklarını bulması lazım diyorum. Tabii. Bu işe kendini adamış ama profesyonelce çalıştırılması lazım. Ligde çalışan teknik direktörlerden eğitimci olmaz. Çünkü bir iş bulduğu zaman zaten gidecek yani. Durmayacak orada. Bu ara dönemi değerlendirecek orada yani. Bu benim için de geçerli yani. Herkes için geçerli. Orada gelecek. Bunda daha tuhaf televizyonlar öyle yalnız. Televizyonda antrenörün durağı oluyor. Hop arada basmalık yapıyorsunuz. Bir kere ben kanunlaştırmak çok zor ama televizyoncuların yerine olsam bu asla yanlış anlaşılmasın. Ben antrenörlük yapmayacağım şimdi söylemiyorum. Yorumcunun kesinlikle antrenörlük beklentisi olmamalı. Şimdi Sergen Yalçın yorumcu. Bana göre de iyi yorumcudur. Ama söylüyor yorum yaparken de. Ben yarın bir gün şey olursa giderim diyor zaten. NTV'de de çalışırken, TRT'de de çalışırken baştan söylüyor. Ben bulursam giderim diyor. Sözümde esir ama. Şimdi hedeflediği kulüp Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın aleyhine bir şey söyleyemez antrenörler. Çok sağlıklı olmaz. Yani teknik direktörlerin yorumculuk yapması doğru değil bir defa. Net, evet. Orası ben hemfikirim yani. Olmaz çünkü yani. Yani mutlaka bir yerleri şeyim var yani. Yani konuşamazsın. Zaten iki hafta sonra bir teklif olsa gideceksin koşa koşa. Ki yani mesela ben teknik direktör... Ama arkadaşlarında kabahati yok. Verenlerde problem. Yani ben mesela hocalığı bıraktıktan sonra işte 4 ay falan 5 ay geçti ben bırakalım mesela. Kendi açımdan söyleyeyim. Bana 4 tane 5 tane teklif geldi mesela. Ben kabul etmedim hiçbir tanesini. Yani niye kabul etmedim? Çünkü sağlıklı gelmiyor. Yani bakıyorum ya işin devamı olmayabilir yani. Benim için sağlıklı değil. Çünkü ben yani kısa dönem bir şey yapmak istemiyorum yani. Başarılı olmak istiyorum. Hedeflerim var. Doğru yerde olmak istiyorum. İyi şeyler yapmak istiyorum. Elimde bir şeyler olsun ki istiyorum. Elimde bir şey olsun ki. Hani ben de bir şey yapayım yani. Elimde bir şey yokken bir şey yapamam. Elimde ya ne yapabilirim ki hocam yani şimdi? Savaşa gidiyorum. Silahım yok benim. Ben nasıl savaşacağım ki yani? Evet. Öyle düşünmek lazım biraz. Keyifli sohbet. Siz burada mıydınız? Evet. Yani buradaydık evet. Hem kendimizi hatırlatalım hem de yavaş yavaş programın sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz Sergen Yalçın'a. Adil Oyun'da bizimle beraber oldu bu hafta. Ben teşekkür ederim. Nişantaşı Üniversitesi'ndeydik. Nişantaşı Üniversitesi'ne de bize ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz. Sergen Yalçın'la kendi kariyerini, Türk futbolunu, görüşlerini paylaştı bizimle. Şimdilik hoşça kalın diyelim Adil Oyun'da. Hoşça kalın.